Arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki renkli çok güzel bir model çalışacağız. Modelimiz 4 sırada bir kendisini tekrar etmekte ve renk değiştirmekte. Şöyle görelim bakınız. Beyazlarımızın içerisinde mavi rengimizi, mavilerimizin içerisinde ise beyazlarımızı görmekteyiz. Arkasını çevirdiğimizde örgümüzün arkası da şu şekilde görülmekte. Evet kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Modelimi uygulamak için yeteri kadar ilmeğimi şişime taktım ve ipime bağladım. Hemen örgümüzün arkasından ters olarak örmeye başlayalım. Birinci ilmeğimi ilk sıram olduğu için örüyorum. Ters olarak örelim bakınız. Sıra sonuna kadar Ters örgümüzü tamamlayalım. Sıramın sonuna kadar örerek geldim. En son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Baştan sona kadar düz örgü olarak örelim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Düz olarak başlıyorum. Bu kurmak için birbiri bir zeminimizi hazırlamamız gerekmekte tersimizi ördüm. Düzümüzü örüyorum şu an. Sıramızın sonuna geldim. En son ilmeğimi de düz olarak ördükten sonra tekrar yönümüzü çevirelim. İlk ilmeğimizi örmeden alalım ve sıra sonuna kadar ters olarak örelim. İlmeğimizle birlikte bu dördüncü sıramız oldu. İlk ilmeğimiz ters ördük, düz ördük. Şimdi tersimizi örüyoruz. Bir sonraki sıramızda renk değiştirerek modelimizi kuracağız burayı tamamlayınca. ipimi kenardan bağladım şu şekilde arkaya alıyorum ve mavi ipimle düz yönden örmeye başlıyorum 4 sıra oldu bakınız ilmeğimizle birlikte şimdi birinci ilmeğimizi renk değiştirdiğim için örüyorum düz olarak birinci ilmeğimi örerek aldım ikinci ilmeğimi ters olarak örüyorum direkt bakınız bir tane ördüm dikiş ilmeğimiz ikinci ilmeğimi ters ördüm sıradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum ama bakınız hemen şişime takılı olan yerden değil bir aşağısından değil ikinci gözden bakınız şişin içinden değil yani şişteki yerden değil aşağıdan değil bir aşağıdan girerek düz örüyorum ve çıkıyorum bir tane ters örüyorum Tekrar düz örüyorum. Şişimizin bulunduğu yerden değil, bir altından değil, hemen ikinci alttan girerek düz örüyorum. İlmeğimi çıkarıyorum. Bir tane ters ve bir düz örüyorum. Buradan değil, bir ve aşağıdaki ikinci gözden giriyorum. Ve bir tane ters örüyorum. Tekrar düzümü örüyorum. Birinci göz değil, ikinci gözden alıyorum. Ters örüyorum. Bir ters, bir düz örüyoruz. Yalnız düzleri ikinci gözden alıyorum. Bakın birinci göz değil, ikinci gözden alıyorum. Ve ilmeğimi boşaltıyorum. Tekrar tersimi örüyorum. Birinci gözden değil, ikinci gözden ilmeğimi alıyorum. Bir tane ters, ikinci gözden düz bir ters bir düz ters ve düz ikinci gözden alıyorum ters düzümü örüyorum birinci göz değil ikinci gözden örüyorum tekrar birinci göz değil ikinci gözden düzümü alıyorum bir ters bir düz olarak sıramızın sonuna kadar örerek ilerliyorum tersimi örüyorum düzümü ikinci gözden giriyorum ve en son ilmeğimi düz olarak örüyorum son ilmek olduğu için Evet şöyle yaptığımız işlemimize bakalım İlk ilmeğimi örerek aldım. Dikiş ilmeğim, başlangıç ve sondaki dikiş ilmeği bir tane ters ördüm, bir tane düz, düzü şişteki ilmekten örmedim. Bir ve ikinci bir atladım, ikinci sıradaki gözden ördüm, ters ördüm, ikinci sıradaki gözden düz ördüm. Bir ters, bir düz olarak sıramızın sonuna kadar ilerledik. Herhangi bir şekilde artma ya da eksilme işlemi yapmadım. Örgümün arkasını çeviriyorum. Şöyle görelim arkasına bakınız bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim bu yönde. Birinci ilmeğimi alıyorum. Düzleri de tersleri de hepsini ters olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Mavi de ikinci sıramız. Sıra sonuna kadar ilerleyelim. Mavi rengimizin üçüncü sırasındayız ve bu yönde tamamen düz olarak örelim. Birinci ilmeğimizden başlayalım. Hiç farklı işlem yapmadan örelim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeğimi ve diğerlerinin hepsini düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar düz bir şekilde ilerleyelim. bakın şu şekilde düz olarak örmekteyiz. Örgümüzün arka yönünü hemen çeviriyoruz. Son ilmeğimi de ördüm. Şöyle gördükten sonra çevirelim. Ve bütün ilmeklerimizi bu yönde de ters olarak örelim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve sıradan bütün ilmeklerimizi ters örelim. Evet arka yönden mavimi de ördüm toplamda 4 sıra ördüm şimdi yeniden beyaz ipimizi alıyoruz ve örmeye başlıyorum renk değiştirdiğimiz için birinci ilmeğimizi örelim birinci ilmeğimi örüyorum İkinci ilmeğimizi ters olarak örelim. Tersimizden sonra düzümüzü birinci gözden değil ikinci gözden girerek örüyoruz. Bir tane ters, bir tane düz. Birinci göz değil ikinci gözden örüyorum. Bir tersimi örüyorum. Birinci gözü değil ikinci gözü girerek düzümü örüyorum. Tekrar tersimi tümü ve bu şekilde bakınız modelimizi kurmuş oluyoruz çok çok kolay bir model hiç artma eksilme yok düz sıra sonuna kadar bu şekilde modelimizi kurarak ilerleyelim şöyle görelim Sıramızı tamamlayalım. Son ilmeğimizi de düz olarak örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. En son ilmeğimizi de düz örerek tamamladık ve bu şekilde modelimizi kurduk. Şimdi arkasını çeviriyoruz. Ters olarak örüyoruz. Tekrar düz, ters ve tekrar diğer düzde modelimizi kuruyoruz. Modelimiz tek bir sırada kurulmakta bakınız. Hemen ilk sıramızda bir ters bir düz düzleri ikinci gözden alarak örüyoruz. Ve bu şekilde modelimizi ilerletiyoruz. Şöyle arkasından da görelim bakınız. Arkası da gayet güzel oldu. Evet şimdi biraz modelimizi büyütelim. Evet sevgili arkadaşlar model çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Diğer taraftan şöyle görecek olursak gayet güzel ve kolay bir çalışma. Umarım çalışmamızı beğenmişsiniz. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.